Merhabalar, hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Bugün iş dünyasında gündemdeki yerini hep koruyan bir konuyu, aile işletmelerindeki dönüşümü konuşacağız. Bu hep sıcak bir konu çünkü hepimiz en büyük savaşı bugün olduğumuz kişiyle yarın olmak istediğimiz kişi arasında veriyoruz. Bu bütün işletmeler için de geçerli. Onlar da dönüşebildikleri oranda hedeflerine ulaşabiliyorlar. Çünkü biz nasıl aynı kişilikte farklı bir gelecek yaşayamıyorsak, onlar da belirledikleri hedefler doğrultusunda anlayışlarını, alışkanlıklarını, iletişim tarzlarını, iş yapış şeklini değiştiriyorlar, yepyeni beceriler kazanıyorlar. İşte biz de bugün bu dönüşümü işletmeler için, aile işletmeleri için kolaylaştırmak adına inisiyatif alan, kolektif bir bilinç yaratmaya çalışan ve çevresindeki şirketlere de bu dönüşüme ortak etmeye çalışan bir ismi konuk ediyoruz. Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Tekin Urhan. Tekin Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Oldukça yoğun bir gündemimiz var. Bir dünya soru var. Bunların hepsine yanıt alabileceğimi umuyorum. Umarım. Bu konulara girmeden önce sizin hikayenizle başlayalım istiyorum. Yaptığınız çalışmalardan, bunların yarattığı etkiden geniş olarak ve derinlemesine bahsedeceğiz ama siz nasıl bir hayalle yola çıktınız? Olaylar nasıl gelişti? Nasıl bir örgü içerisinde bu noktaya geldiniz? Bu seçimlerde kimlerin, nelerin belirleyici rolleri oldu? Hikayesini kısaca sizden dinleyelim mi? Peki, teşekkür ediyorum. Öncelikle davetiniz için. Tekin Urhan, ben Antakyalı bir iş insanıyım. Antakya'da doğdum ve akabinde de bugünkü hayatımın dışında siyasal bilgiler fakültesini okudum ve siyasetçi olmam bekleniyordu hep. Ancak ben bugün itibariyle bir iş insanı ve aynı zamanda toplum gönüllüsü olarak faaliyetlerime devam ediyorum. Buraya geliş hikayemde ben size gelmeden önce düşünüyordum. Neler ciddi anlamda etkili diye. Hep toplum gönüllüsü olarak yaşamımı sürdürmüşüm. Küçüklüğümde bugün Engelliler Derneği diye ifade edilen ama o gün itibariyle Sakatlar Derneği olan derneğe lisedeyken ben destek oluyordum. Üniversitede Verimlilik ve Kalite Topluluğu diye bir topluluğun ikinci sınıfta başkanı oldum. Sürekli bir STK gönüllülüğü ve topluma bir şeyler verme azmi isteği içerisinde bugüne kadar geldim. İki dönem TAİDER'in yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyesiyim şu anda. Anlayacağınız, ben bir anlamda toplum gönüllülüğüne aşık bir iş insanıyım. Evet, hayat hepimize bir şeyler sunuyor, bir şeyler hediye ediyor. Biz de onları alıyoruz. Kendi dilimizde bir şeylere çevirip hayata geri veriyoruz. Siz de bunu yapabilmek için STK'ları kanal olarak bulmuşsunuz. Doğru da bir eşleşme olmuş gibi görünüyor. Şimdi tam da o noktada şunu merak ediyorum. Bizler karar alırken değerlerimiz, inançlarımız, tanımlarımız, tecrübelerimiz burada belirleyici oluyor. Geçmişte aldığımız kararlar da bize bugünü getirdi. Bugün alacağımız kararlar da yarına taşıyacak. Bu noktada geleceğe baktığınızda belki ideal olarak tanımlayabileceğiniz, işin geleceği olarak bakabileceğiniz nasıl bir dünya görüyorsunuz, hayal ediyorsunuz ve TAİDER bu amaca nasıl hizmet ediyor? Biz yeni zirvemizi yaptık 3-4 Kasım'da. TAİDER 10. Aile İşletmeleri Zirvesi ve orada da bizim temamız dünden bugüne değerlerimizde değişim. Ben açıkçası aile şirketlerinin 3 tane önemli unsur olduğunu düşünüyorum önlerinde hedef olarak koymak zorunda oldukları. Birincisi, bir kere kurulur kurulmaz nasıl bir insan hayatı başlarken bir ufacık bir şekilde başlıyor veya bir çınar bir tohumla hayatına başlıyor. İş hayatı da aslında bir fikirle başlıyor, bir girişimle başlıyor. O zamandan itibaren kurumsallaşmayı genin içine sokmak lazım. Bu birinci madde. Her bir işletmenin küçük, büyük, köklü, bir yıllık, üç yıllık hikayesinin başlarken kurumsallaşmayla başlamasını ben çok önemsiyorum. Bu bence hayati. Ama bu yeterli değil. Dünya çok değişiyor. Hatta şu anda inanılmaz bir hızda değişiyor. Pandemiden bahsediyorduk değil mi? Ama şu anda pandeminin yerini ticaret savaşları, ticaret savaşlarının yerini de gerçekten ciddi bir savaş, Rus-Ukrayna savaşı ve ambargolar aldı.
Bugün itibariyle artık değişim kaçınılmaz, dönüşüm de bunun bir sonucu olarak kaçınılmaz. Onun için ikinci madde olarak ben değişimi ortaya koyuyorum, değişim ve dönüşümü. Üçüncü madde de muhakkak ve muhakkak bir devir planı olmak zorunda bütün işletmelerin. Bu sizin sorduğunuz şey, değişim ve dönüşüm kaçınılmaz mı? Evet, gerçekten kaçınılmaz. O anlamda hem biz bütün iş insanlarının hem de şirketlerin bu değişime ayak uydurması bir mecburiyet. Hatırlarsınız eskiden S&P 500'ün, Standard Poor's'un o ilk 500 listesinde hep sanayi şirketleri yerlerini alırdı. Değil mi Mert Bey? Yani Ford'u, işte Chevrolet'i, General Motors'u falan görürdük. Ama bugün itibariyle onların yerini bilişim ve teknoloji firmaları alıyor. Bunun tek bir sebebi var. Hayat çok hızlı ilerliyor ve değişime ayak uyduranlar hızla yukarıya doğru, değişime ayak uyduramayanlar da ne yazık ki aşağıya doğru gitmek zorunda. Evet, şimdi onları ayrıca bir parantez açıp işlemek istiyorum ama öncesinde şu geldi aklıma. Bu süreci, bu yolculuğu onlar için kolaylaştırabilmek çok çok kritik. Siz de burada önemli bir rol üstleniyorsunuz. Çünkü işletmelere sadece işletme demeyeyim, kişi özelinde de böyle, kurumlar doğru, özelinde de böyle. İnsanlara sadece farkındalık yaratmak, bir bilinç oluşturmak veyahut da ilham vermek yeterli olmuyor. Önlerine muhakkak surette ölçeklenebilir, sürdürülebilir, hesap verebilir bir iş modeli, bir yol haritası koymak gerekiyor ki o yolda kaybolmasınlar. Hangi adımları, hangi sırayla atacaklarını bilsinler. Ve o yolda da bir rehbere ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Sizin gibi böyle rol üstlenmiş birlikler, dernekler, organizasyonlar da bu süreci onlar için kolaylaştırıyor. Doğru. Siz burada üyeleriniz, belki üyelerin de dışına çıkıp bütün sektör için diyelim, iş dünyası için bu süreci onlar için nasıl kolaylaştırıyorsunuz? Öncelikle şimdi ifade ettiğiniz o adımları ben bir anlamda sıralamak isterim. Çok ilginç bir matrix var, onu daha sonra paylaşırım sizinle. Bir kere vizyon olmazsa bir kaos oluşuyor. Yetenekleri doğru bir şekilde ortaya koymazsanız orada ciddi anlamda bir kaygı oluşuyor. Kaynakları ortaya koymazsanız bir hayal kırıklığı ortaya çıkıyor. Ve en temelinde bir aksiyon planınız yoksa bir kere değişim zaten başlamamış oluyor. En başından fail oluyorsunuz. Şimdi bu noktada gerçek anlamda bir vizyonu ortaya koymak, yetenekleri belirlemek, sistemin içine almak, bunlara uygun kaynakları tahsis etmek, desteklemek ve bir stratejik planla yola çıkmak zorundasınız. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu noktada Tayider olarak bizler en öncelikle bütün aile şirketlerine bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bir sistematiğimiz var zirvemizle, aile buluşmalarımızla ve buna benzer birçok etkinliğimizle. Ben gelecek nesile nasıl bir miras bırakmak istiyorum? Ben topluma nasıl faydalı olmak istiyorum? Bu soru işaretlerini sürekli kendi ortamlarımızda üyelerimize, kurucu neslimize, gelecek neslimize aktarmış oluyoruz. Ve akabinde de Tayider Akademi adı altında bir akademimiz var. Biz bunların soru işaretlerini gidermek için o akademinin bünyesinde eğitimlerde bulunuyoruz. Ama ondan önce başka bir programımızdan bahsetmek isterim. Kuzey Yıldızı programı. Kuzey Yıldızı bir sürdürülebilirlik programı. Ve sizin de bildiğiniz gibi bu Global Compact, Benefit Corporation gibi dünyada fayda yaratan kurumlar var. Biz B Corp'tan esinlenerek bir soru seti, bir envanter oluşturduk. Şu anda 4. yılımızdayız. Herhangi bir firma bize başvuru yapıyor ve kendi ölçeğinde hangi durumda olduğunu ortaya koymak için sorularımızı cevaplıyor. Toplumla ilgili, çalışanlarla ilgili, gelecek nesillerle ilgili,
çevreyle ilgili veya finansallarıyla ilgili ne durumda olduğunu bizim bu envanterimizin sonucunda kendisi hatta internet üzerinden dijital bir ortamda görme şansına sahip oluyor ve program içerisinde biz kendi sektöründe ve diğer firmalara göre ne durumda olduğunun raporunu veriyoruz. Neyle veriyoruz? Değerlendiricilerimizle. Bu değerlendiriciler aile şirketi çalışanlarından veya üyelerinden oluşuyor. Böylelikle hem firmanın durumunu tespit ediyoruz, hem de değerlendiricilerin eğitimiyle biz Kuzey Yıldız'ı temsilcilerine işte dönüştürüyoruz onları. Sistem de kendi içinden beslenmiş oluyor. Bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu çok temel bir şey. Böylelikle örnek veriyorum. Benim firmam Kriyocan toplumla ilgili belli çalışmalar yapmış. Gelecek nesille ilgili bir devir planı yapmış veya yapmamış. İşte finansallarıyla ilgili sürdürülebilir bir finansman sistemi kurmuş veya bir model oluşturmuş. Bunları görüyorum. Ama eksik yanlarımı, gelişim yanlarımı da görmeye başladığım andan itibaren bir ihtiyaç hasıl oluyor. O da bunlarla ilgili eğitim ihtiyaçları. Yani evet, neler yapmamız gerektiğini ortaya koyuyoruz ama nasıl yapmamız gerektiğini orada bizim akademimiz bünyesinde yaptığımız çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Aile anayasasının oluşturulması, hissedarlık sözleşmesinin oluşturulması veya işte toplumla ilgili örnek uygulamaların neler olduğuyla ilgili sayısız çalışmalarımız var. Evet, gördüğüm şu ki insanlar sadece önlerinde bir fırsat olduğu zaman harekete geçmiyor. Bir risk olduğunda da harekete geçiyor. Çünkü bir referans aralığı gibi düşün. Yaşamaya alışık olduğumuz bir referans aralığımız var. Bu ekonomik anlamda da geçerli, bizim sosyal çevremiz anlamında da geçerli, itibarımız, saygınlığımız anlamında da geçerli. Belli bir aralıkta yaşıyoruz. Ne zaman oradan bir sapma oluyor o standarttan, bir şeyler eksiliyor. Biz bütünlüğü korumaya programlı olduğumuz için biyolojimiz geri. Evet, o konfor alanına geri dönmek için o eksikliği giderecek hamlelerde bulunuyoruz. Ama birçok işletme bunu koruyabileceğini zannediyor. Ama bu fizik yasalarına göre mümkün değil. Çünkü bir şey olduğu yerde tutma şansımız yok. Bir şeyler ya iyiye gidiyordur ya kötüye gidiyordur. Bir şeyler ya dağılıyordur ya birleşiyordur. Ya artıyordur ya düşüyordur. Bu daha kuantum fiziğinden bahsediyorum. Daha aşağılara indiğinizde böyle bir durum söz konusu. Ama işletmelere şunu fark ettirebilmek çok çok önemli. Evet, bugün böyle ama bugün şükrettiğin şeyleri gelecekte nasıl koruyacaksın? Nasıl arttıracaksın? Dediğiniz gibi gelecek nesillere nasıl miras bırakacaksınız? O kendisinden çıkıp başkaları için bir şeyler yapmaya başladığında işin rengi zaten değişmeye başlıyor. Görüyorum ki siz de o noktada işletmeler için o riskleri ve fırsatları görünür kılıyorsunuz. Doğru. Göremedikleri şeyleri görünür kılıyorsunuz. Ama bütün bu gerçeklere rağmen hala bunu görmekte zorlanan ya da direnç gösteren işletmelerin de eminim ki sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Peki bu işletmeleri kendi tarafınıza çekip sizin tarafınızdan bakmalarını nasıl sağlıyorsunuz? Ya, bu bir kere doğal seleksiyon. Bunu da atlamamak lazım. Yani 100 işletmenin, 100'ünün tamamen değişime ayak uyduracağını söylemek mümkün değil. Bu anlamda bu doğal seleksiyonun da doğal olduğunu bilmemiz lazım. Yani gerçekten çok hızlı değişiyor. Yani bugünden yarına siz baktığınızda dün çok değerli olan, çok geçerli olan bir iş bugün itibariyle artık değerini yitirmiş ve artık faydalı olmaktan veya karlı olmaktan çıkmış olabiliyor. O anlamda bizim bütün üyelerimize verdiğimiz temel mesaj değişime ayak uydurmak. Ben bunu özellikle konvansiyonel bir imalat yapan işletmeye şiddetle öneriyorum. Yani bugünden yarına bir risk görmeye başladığınızda yapacağınız iş artık eskisi gibi işte ürün hayat eğrileri var. Eskiden tüplü televizyonlar vardı, sonra işte plazmalar, şu anda LCD'ler. Ben Nokia örneğini de çok önemsiyorum. Nokia yok. Çünkü değişime ayak uyduramadı. Bizim yapmamız gereken temel şey, eğer biz yaş itibariyle, konum itibariyle, yani firmanın ölçeği itibariyle başka bir yöne bakamıyor isek, ki bence bakmak zorunda,
O zaman yeni nesillere ufuk açmamız lazım. Startupları desteklememiz lazım. Şirket içi girişimciliğe ciddi anlamda kapı açmamız lazım. Ben onu çok net ifade ediyorum. Üyelerimize veya diğer şirketlere verdiğimiz temel mesaj değişime ayak uydurmak. Burada şöyle bir risk var işin içinde. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şirketler bu değişim sürecinde bunu yönetirken en çok zorlandıkları şey de büyüklükleri, hacimleri oluyor. Çünkü biliyorsunuz bir gemiyi düşünün, duran bir şeyi harekete geçirmek çok zordur. Ama hareket halindeki bir şeye yön verebiliyorsunuz. Hele bir de küçükse daha hızlı manevra kabiliyetiniz artmış oluyor bir şekilde. İşte şirketler de büyüdükçe, hepsi için geçerli değil ama birçoğu hantallaşmaya başlıyor. O yaratıcı olmaktan, çevik olmaktan, ilham kaynağı olmaktan uzaklaşmaya başlıyor. Hatta en kritik şeylerden biri de o inovatif düşünce şekli de kaybolmaya başlıyor. Bakıyorsunuz artık sistem gücünü yaratıcılıktan değil, hiyerarşiden almaya başlamış. O büyük sistemlerden bahsediyorum. Şimdi böyle bir düzen içerisinde kurum içi girişimcilikten bahsettiniz. Biz nasıl insanları olaya dahil edeceğiz? Çünkü bunu sadece dahil olmalarını beklememek gerekiyor. Bizim bizzat inisiyatif onların... Böyle bir kültür oluşturmak evet, lazım. Bu kültürü işte nasıl oluşturacağız? Şimdi, İnsanları nasıl düşünmeye, üretmeye, paylaşmaya teşvik edeceğiz? Bir çözümünüz varsa merakla dinliyorum. Peter Drucker'ın sözü var. Sizin de malumunuz. Kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer diyor. Şimdi öyle bir ekosistem oluşturmak lazım ki artık bunun bir kültüre dönüşmesi lazım. Bir kere inovasyon kültürü kaçınılmaz. Eskiden hatırlarsınız kaliteye çok önem verirdik. Kaliteyi çok vurgulardık. Zaten bu must. Artık bunu yapmamak elde değil. Hiç bunu tartışacak bir durumumuz yok. Şimdi inovasyon da aynı noktada. İnovasyonun olmadığı herhangi bir alan artık kalmadı ve buna ayak uydurmayan hiçbir yapı ayakta kalamaz demiyorum, kalmayacak diyorum. Yani böyle bir dünya ne yazık ki yok. Çok hızlı bir değişim ve dönüşüm var. Bu hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurmak durumundayız. İnovasyon kültürünü kendi yapımızın içerisine bizim zirk etmemiz lazım. Başka şansımız yok. Gandhi'nin bir sözü var. Söylediklerinize dikkat edin diyor. Duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin. Davranışlarınıza. Davranışlarınız da karakterinize dönüşür. Karakter de kadere dönüşür diyor. Çok güzel bir laftır. Biz söylem geliştiriyoruz. Biz sürekli inovasyon diyoruz. Sürekli kurumsallaşma diyoruz. Sürekli değişime ayak uydurmak ve dönüşümü tetiklemek diyoruz. Sürekli devir planı diyoruz. Bizim açıkçası misyonumuz bu. Biz ne kadar bunu sık bir şekilde sizler aracılığıyla zirvelerimiz, toplantılarımız, çalışmalarımız, diğer STK'larla işbirliği içerisinde Anadolu'da, ülkenin her yerinde bunları ifade etmemizle biz açıkçası misyonumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü en temel konu farkındalık. Farkında değilseniz hiçbir şey yapamazsınız. Evet, arkasından da eylem geliyor. Söylem ve eylem bütünlüğü gerekiyor ki o dediğiniz gibi bir alışkanlığa, karaktere, seçime ve sonuca dönsün. Biz maalesef sonuca sadece odaklanıyoruz. Nasıl daha çok satarız? Sanki hayata kalmanın yolu sadece çok satmakmış gibi. O yüzden çalışana da çok büyük haksızlık ediyoruz burada. Belki o satış odaklı iş zekasının bütün katmanlarda sahiplenilmesi gerekiyor. Doğru. Bugün bakıyorsunuz o pazarlama ve satış fonksiyonu sadece o birimin sorumluluğunda kalmış. Diğerleri hani ben lojistiktir, üretimdir, planlamadır, başka alanlardır. Sadece ona odaklanmışlar. Ama aslında işte Peter Drucker'dan örnek verdiğiniz onun bir sözü aklıma geldi söyleyince. Diyor ki bir işletmede değer yaratan iki tane temel faaliyet var. Biri yenilik, diğeri pazarlama. Geriye kalan her şey maliyettir diyor. Şimdi öyle bakarsanız konuya, bu gerçekten satış odaklı, pazarlama odaklı bir iş zekası gerektiriyor. Yani bütün birimler özelinde bu anlayışın sahiplenilmesi gerekiyor. Herkes dediğiniz gibi inovatif düşünce şekliyle bu yaklaşımca ben elimdeki ürünü, hizmeti nasıl daha da geliştirebilirim, nasıl daha fazla insana ulaştırabilirim, nasıl daha büyük problemleri çözebilirim, sürekli bunu iyileştirme gayretinde olmalı. Ama tabii şurada da bir risk var, o da şu, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini bilirsiniz. İnsanlar belli bir katmandan sonra, ihtiyaçları karşılandıktan sonra gerçekten kendilerinden çıkıp başkaları için bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Katma değer üretmeye başlıyorlar. Belli bir noktaya kadar sadece hayatta kalma mücadelesi.
Şimdi buna yanıt vermek ister misiniz bilmiyorum. Başka konuya da geçebilirim ama gerçekten o ihtiyaçlar karşılanmadan biz insanları nasıl bu sisteme ortak edeceğiz? İşletme sahiplerinin, ben de katıldığım etkinliklerde görüyorum, heyecanla vizyondan bahsediyor, işte ürettiği değerden bahsediyor, kazancından bahsediyor. Ama dinleyenlere bakıyorum, hiçbir hareket yok. Hiçbir şekilde kalpleri daha fazla atmıyor. Heyecanlanmıyorlar. Çünkü o işverenin hayali. Çalışan diyor ki ben hani bana verilen bu, ben bu kadarıyla hayatta kalmaya çalışıyorum. Öteki onu ilgilendiren bir konu. Bu hayali ortak edemiyoruz. Belki bu konuda bir şeyler söylemek istersiniz. Yoksa başka bir konuya da geçelim. Yok, bundan imtina edecek değilim. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi çok bence temel bir ihtiyaç hiyerarşisi. Ona bazı yerlerde interneti ekliyorlar, biliyorsunuzdur. Tabii güvenlik ve fizyolojik ihtiyaçları karşılamadan sizin bir üst ihtiyaçlara çok fazla yönelme şansınız olmaz diye düşünülür. Ben de katılırım bir noktada. Biyolojik olarak da mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Ancak daha ulvi hedefler var. Yani ait olma çok ilginç bir üst katmanda ait olma katmanı vardır. Ait olma duygusu bence çok temel bir duygu. Ve daha ulvi bir misyona ortak etme bence en temel konulardan biri. Onun için biraz daha bir sanayici kimliğiyle konuşuyorum bu noktada. Çok daha rahat rant elde edilebilecek birçok alan var iken ben sanayiciliği tercih ettim ve bu noktada da gerçekten çok meşakkatli bir süreç yaşıyor Türk sanayisi. Dünya da zaten çok rahat değil. O anlamda ben ülkemin geleceği için bazı riskleri nasıl göze alıyorsam bunu benim ekibimin de benle beraber çalışan bütün unsurlarımın da aynı duyguyla sahiplenmesini arzu ederim ve bunun için temel konu sizin sorunuzun cevabı olarak onları ortak etme, misyonu ortak etme. Buradaki temel konu o. Şimdi pandemiyle beraber ben size şunu söyleyebilirim. Big quit dedikleri büyük kaçış, bütün personellerin hatta bazı verilere göre beyaz yakada %40-%50 civarında personelin iş değiştirmesine sebep oldu. Tam da sizin ifade ettiğiniz noktada da sessiz istifa gerçeği var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Bunu ortadan kaldıracak tek bir şey onları bir hikayeye, bir hedefe ortak etmek, başka bir şekilde bir çözüm olacağını açıkçası düşünmüyorum. Araya az bir zaman kaldı. Soru hakkımı şundan yana kullanmak istiyorum. Madem lütfen vizyondan bahsettik, oradan ilerleyelim. İnsanlar ancak uğrunda kullanmaya değer bir amaç olduğunda kaynaklarını açmaya başlıyor. Hepimize çok değerli kaynaklar var. Bilgi, tecrübe, enerji, zaman, dikkat, fikir, bir sürü şey var elimizde. Ama biz bunları sadece anlamlı bir hedef olması halinde kullanıyoruz ve bizi oraya taşıyacak bir araç, bir yakıt haline getirebiliyoruz. Şimdi işletmeler özelinde söylüyorum. Şirketin vizyonuyla çalışanın vizyonu uyumlanmadığı sürece iki tarafta birbirinin için ayak bağı olmaya başlıyor. Peki biz burada hem ortak bir hedef belirleyebilmek, hem bu yolculuk daha anlamlı hale getirebilmek, hem de o istediğimiz sonuçlara ulaşabilmek için şirket vizyonuyla çalışan vizyonu nasıl uyumlu hale getireceğiz? Aile olmak gerekiyor. Tayyi Derin başkanı olarak aynen aile olmak gerekiyor. Hiç latife etmiyorum. Ben çok büyük bir uluslararası bir şirketin ismini vermeyeyim. İK'sının başındaki bir dostumla sohbet ediyordum. Ya Tekin dedi, yani bizim öyle bir bütçemiz var ki bir araya getirmek için ekipleri harcayamıyoruz. Çünkü insanlar bir araya gelmiyor. Şimdi temel konu gerçekten aile olabilmek. Yani bizim en büyük handikaplarımızdan biri bu. Aslında dünyada da en büyük handikaplardan biri bu. Yani bir kurumu bir takım haline, bir aile ruhuna getirdiğiniz anda artık hiçbir şey duramaz önünde diye düşünüyorum. Sorunun cevabı aile olmak. Evet, çok kolay bir şey değil. Hiç kolay bir şey değil hatta. Çünkü çapından bağımsız olarak söylüyorum. İşletmelere baktığınızda
Dışarıdan bazı şeyler, her işletme değil tabii ki ama bazı şeylerde miş gibi yapıldığını görüyoruz. Aileymiş gibi davranıldığını görüyoruz. Ama bakıyorsunuz ailede hiç kimseye o şekilde davranılmadığını da görüyoruz. O da ayrı konu. Onu da döndüğümüzde konuşalım, olur mu? Tamam. Şimdi kısa bir ara için sizden izin istiyoruz. Döndüğümüzde işletmelerimizi yeni dünya düzenine nasıl hazırlayacağız? Bununla ilgili Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Tekin Urhan'la sohbetimize devam edeceğiz. Yeniden merhabalar. Cesur Adımlar'da Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Tekin Urhan'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi aile işletmeleri demişken aile içerisindeki o yönetime de biraz değinmek istiyorum. Bakıyorsunuz son dönemde kuşaklar arasındaki çatışmalar çok yoğunlaşmış durumda. Eğer burada bir hizalanma olmazsa bu çatışmalar daha da alevlenecek gibi görünüyor. Dinmedi çünkü bu bir şekilde. Anlayış olarak, iletişim tarzı olarak, iş yapış şekli olarak hatta yaşam tarzı olarak çok derin ayrılıklar söz konusu. Tabii derdimiz kimseyi, hani herkesi aynı çizgiye sokmak değil, o anlamda söylemedim ama kapsayıcı olabilmekten, birbirini anlayabilmekten, bir diğerinin beklentisini ya da kaygısını görüp, anlayıp ona çözüm üretebilmekten bahsediyorum. Bu çok kolay bir şey değil. Burada bakıyorsunuz mentörlük işin içine giriyor, bazen tersine mentörlük işin içine giriyor. Ama yine hala kalıcı bir çözüm getirebilmiş değil. Benim merak ettiğim nokta şu, tam da sizin işinizin özü kalbi çünkü. Aile işletmelerinde, şirketlerinde yönetimde kimin nasıl rol alacağı hep bir tartışma konusu oluyor. Kurucular olsun, çocuklar olsun, dışarıdan gelen profesyoneller olsun, kimin nasıl konumlanacağı hep bir tartışma konusu. Burada başarılı bir takım modeller çalıştırılıyor ve sonuç alınıyor. O yüzden tek bir doğru var diyemiyoruz, mutlak bir gerçeklik vardır diyemiyoruz. Ama sizin görüşünüzü merak ediyorum. Burada aile geleneğinden öte... aile şirketleri için yönetimsel anlamda en ideal modelin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Açıkçası bu hep sorulan bir soru Mert Bey. Ama ne yazık ki bunun tek bir cevabı yok ve doğru diyeceğimiz bir cevabı yok. Öncelikle bunu kabul etmekle başlamak lazım. Şimdi benim çok hoşuma giden bir yazı var böyle bakarsınız sonrasında. Milattan önce Aristoteles'in zamanında diyor ki bugünlerde gençler çok garip davranıyor. Çok farklı giyiniyorlar. Öğretmenlerine de çok karşı çıkıyorlar. Milattan önce de öyleydi. Belki de 2000 yıl değil 3000 yılda da öyle olacak. Çünkü genç olan kişiler farklı olmak durumunda, farklı düşünmek durumunda, daha yenilikçi olmak zorunda. Onların zaten fıtratında o var. Belli bir yaştan sonra bir olgunluk söz konusu oluyor. Bu yüzyıllardır öyle, hatta binlerce yıldır öyle. Onun için ben önce bunu kabul etmekle başlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki hangi modeli yapmak lazım? Neye göre, kime göre, hangi tarihe göre ve nasıl bir ölçekteki bir firma, bir aileye göre sorularına çok bağlı bu. Yani siz eğer kuzenler birliğindeki kuzenlerin olduğu bir firmaysanız durum farklı. İki kardeşin olduğu bir firmadaysanız durum farklı. Eğer üç nesildir devam eden bir firmadaysanız durum farklı. Yeni kurulmuş, henüz ikinci kuşağa teslim edilecek bir firmaysanız durum farklı. Peki genel geçer kurallar ne olmalı? Bir kere biz TKYD ile, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile bir çalışma yaptık, bir anket yaptık ve orada çok net 40 yaştan sonra çok geç kalındığını söyleyebilirim. Çok slogan atabiliriz burada, 40 yaş çok geç. Ne için? Birçok konu için. Bir kere 40 yaştan sonra kurumsallaşma olacağına inanç daha azalıyor. Şirketin kendisine devir edileceğine inanç daha azalıyor. Birçok konuda aslında negatif şeyler çıkıyor. Onun için ben genç zamanlarda, 30'lu yaşlarda mümkünse üniversiteden belli bir zaman sonra muhakkak eğer gelecek nesil şirkette devam etmek istiyorsa orada olmasını
sağlıklı buluyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra bir değişim, dönüşüme inancı ortadan kalktığı için ne yazık ki şirkete gelmek istemiyor. Böyle bir anket sonucunu sizinle paylaşmış olayım. Şimdi buradaki en temel konu değişim, gençlerin ve gelecek nesillerinin tamamen yaşadığı bir şeyken bizim kurucu kuşaklar veya işte devredecek kuşaklar için konfor alanını kaybetmek anlamına geliyor. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama kaçınılmaz bir şey, dünya değişiyor ve yeniliklere kucak açmak lazım. Onun için ben bütün devredecek nesillere buna açık olmaları gerektiğini ve bunun sürecini beraber planlamaları gerektiğini ifade ediyorum. Bu sanırım kaçınılmaz ve bu anlamda da böyle bir önerim söz konusu. Ben burada karar mekanizmalarının da doğru çalıştırılmadığını düşünüyorum. Aklıma şu geldi siz onu, o konudan bahsedince. Şimdi biz bir şeyleri önemsiyorsak, değer veriyorsak ve işte arzu ettiğimiz yönde bir değişim yaratmak istiyorsak, o bahsettiğiniz konfor alanı dışına bir kere çıkmayı kabul edeceğiz. Belki yüzleşmesi zor olacak ama o zor soruları sormayı cesaret edeceğiz. Ve bir sürü zorluk içerisinden de dersleri çıkarmış olarak yeniden başlayabilmeyi göze alacağız. Şimdi bu söylediğiniz şeyler çok kolay yenilir yutulur şeyler değil. Bir de eski jenerasyon için bu işi tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yere getirmiş insanlar için bunu söylüyorum. Şimdi burada iki tane unsur dikkatimi çekiyor. Bir tanesi o karar mekanizması içerisinde duygusal davranmak. Diğer bu anlattığım kısım oydu. Bir de işin rasyonel tarafı var. Rasyonel tarafta da verileri topluyorsunuz gerçeklere ulaşmak için, somut veriler çıkarmak için. O verileri topluyorsunuz, analizler yapıyorsunuz, onları birbirine bağlıyorsunuz, bir resim oluşturuyorsunuz, onu doğru okuyorsunuz, bir içgörü ve öngörü oluşturuyorsunuz. Yani karar verirken işin duygusal boyutu da var, rasyonel boyutu da var. Hı hı. Ama ben de çalıştığım şirketlerde ağırlıkla şuna rastlıyorum. Her ne kadar ortada bu kadar somut veriler varsa da işletmeler, patronlar genelde içgüdüleriyle ve duygularıyla karar veriyorlar. Şimdi ama bunun da beraberinde getirdiği bir takım riskler var. Bazı hasarlar bu duygusal kararlardan dolayı alınmış hasarlar söz konusu olabilir. Siz TAİDER olarak yönetim kademesinde nasıl bir karar alma mekanizması kurulmasını gerektiğini düşünüyorsunuz? Şimdi burada sizin sorunuzdan şunu anlıyorum. Duygusal kararlar veriliyor ve verilere riayet edilmiyor. Bir kere bunu zaten kabul edebilme şansı kimsenin yok. Ancak bahsettiğiniz şey ön sezi ise bir kere ön seziye inanmak lazım. Yani elinizdeki veri setine bağlı olarak siz bazen ön yargıdan bahsetmiyorum. Ön sezinizle çok büyük riskleri de bertaraf edebilirsiniz. Çünkü yıllara sari sizin kökleşmiş bir deneyiminiz var. Ben deneyimli kuşakların bu yönlendirilmesine çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani inovatif olacağız diye, girişimci olacağız diye, yenilikçi olacağız diye bazen çok büyük yapıların batırıldığına da şahit olabiliyoruz. Ama bunu ortadan kaldıracak mekanizmalar kurulabilir mi? Evet, kurulabilir. Yine ölçeğine bağlı olarak. Eğer belli bir ölçeğe gelmiş, belli yıllanmış bir firmanız var ise öncelikle icrayla yönetimi birbirinden ayırmanız lazım. İcraattaki kişiler icraata fokuslanırken yönetim kademesinin tamamen stratejik bakış açısıyla denetim unsurlarını da içinde barındırdığı bir yönetim felsefesiyle ilerlemesi lazım. Orada da yönetim kurulunda, icra kurulunda bir kere liyakatı tamamen ön planda tutmanız, duygusal kararlarla kızınızı, oğlunuzu, yeğeninizi, tanıdığınızı getirmemeniz lazım. Bunu artık tartışmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapan firmaların da bir kuşak sonrasında çok ciddi anlamda sorun yaşayacağını da ben net olarak ortaya koyabilirim. İcra kurullarını profesyonel kadrolardan liyakata uygun bir şekilde oluşturduğunuz noktada bir kere işin ilerlemesiyle ilgili çok güçlü bir hale geliyorsunuz. Ama diğer taraftan da güçler ayrılığı felsefesiyle sizin bir yönetim kurulunda da stratejik bir bakış açısına sahip olmanız, riski analiz etmeniz, yukarıdan belli noktalarda büyük yatırımlara,
büyük kararlara imza atıyor olmanız lazım. Bu sefer de yönetim kurulunun yapısını nasıl oluşturacağınız önemli. Bir kere orada muhakkak bir farklı bir sesin, bağımsız bir yönetim kurulu üyesinin yönetim kadronuzda olması çok kritik. Bunu çok 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 önemsiyorum. Muhakkak kral çıplak diyebilecek, hiç kimseye bağımlı olmayan, sizin sıkıntılı bir gidişatınızda sizden çekinmeden, korkmadan, hani padişahım çok yaşa derler ya, o padişahım çok yaşa demeyecek birilerinin muhakkak sizin bordunuzda, yönetim kurulunda olması gerekiyor. Bir de çeşitliliği ve kapsayıcılığı da çok önemsiyoruz. Bir kere yaş, farklı jenerasyonlara muhakkak orada yer vermek lazım. Hepsinin belli bir yaşın üstünde olmasına gerek yok. Belli noktada daha genç kuşaklara da yer vermek gerekiyor. Ve muhakkak ve muhakkak benim önerim yönetim kurulunda kadının bulunması. Çünkü çok daha ön sezileri olan, çok daha gerçek anlamda farklı şeyleri görebilen bir yapıya sahip kadınlarımız. O anlamda da yönetim kurulunun doğru kurgulanması gerekiyor. Bu çeşitlilik ve bu denge olduktan sonra duygusal kararlar yerini daha fazla akılcı kararlara bırakır diye düşünüyorum. Bunu da bütün iş insanlarına salık veriyorum. Evet, şimdi buradan hareketle şunu görüyorum. Bütün karar mekanizmasının yapının doğru kurulduğunu, karar mekanizmasının da doğru çalıştırdığını varsayalım. Biz bu anlayışı aşağıya doğru, şirketin diğer bütün kademelerine doğru yaydığımızı düşünelim. İnsanlar bir şekilde harekete geçecekler. Çünkü şirketler soyut kavramlar. Onları somutlaştıran, varlık haline getiren içindeki insanlar. Sizleriz, bizleriz. Bizimle birlikte var bu şirket. Şirket bir şeyi hayal ediyor. O hayaline ulaşabilmesi için de bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Dönüşümden kastı aslında bizlerin dönüşüm yaşaması. Yani yönetim kademesinden tutun, bütün işte alt birimlere kadar her biriminde ve içinde çalışanların da orada hizmet edenlerin de dönüşmesi gerekiyor. Anlayış, iletişim tarzı, iş yapış şekli. Onlar dönüşmeden şirketin dönüşmesini beklemek de hayal olur. Burada şirketin o zihnindeki hareketlilik sahaya çok aynı oranda yansımayabiliyor. Orada momentumun işin içine, imenin işin içine girdiğini görüyorum. O deminki örnekteki gibi işte bir duran şeylere harekete geçirmek çok zor. Ama bir şeyler hareket halindeyse ona küçük dokunuşlarla böyle yön verebiliyorsunuz. Biz de burada çalışanın motivasyonunu ve ivmesini nasıl koruyacağız? Yani bu momentumu nasıl düşürmeden o hedefe doğru ilerleriz? Yine biz ister istemez çalışanlara geldik ve doğru bir nokta bence bu. Teşvik inanılmaz önemli diye düşünüyorum. Her türlü teşvikten bahsediyorum. Yani biraz önce ifade ettiğim aile olmak aslında takımın bir üyesi olmak anlamına geliyor. Kararlara onları ortak etmek anlamına geliyor. Ve sorumluluğun altına onları da sokmak ve her türlü kararlarında destek vermek anlamına geliyor. Bence takım ruhunu oluşturmak ve oradaki işte aile ruhu en temel konu. Bununla beraber artık dünya eskisi gibi sadece bir tarafta bir maaş vermekle veya sadece işte ünvan vermekle olmuyor. Bir başarının hikayesi olması, bu başarının bütün menfaatlerinden, bütün faydalarından yararlanmasını da beraberinde getiriyor. Bence bu yeni yaklaşıma hepimizin ayak uydurması gerekiyor. Bu anlamda da son dönemlerde birçok model var bununla ilgili. Hele hele yeni kurulan böyle unicornlar hepsi bu ve benzeri modellerle kurulmuş ve böyle açıkçası başarının altına imza atmış durumdalar. Ben bu noktada başarıya ortak etmek, takıma ortak etmek şeklinde cevaplayabilirim bu sorunuzu. Şimdi işin içine bir de sürdürülebilirliği katalım. Kültürden bahsettiniz ya, onun da çok doğru orantılı bir şey çünkü. Biz istiyoruz ki yaptığımız her şey, aldığımız sonuçlar sürdürülebilir olsun. Üzerine koyarak gidelim. Bu noktada bakıyorsunuz uluslararası platformların belirlediği bazı
ölçütler var. Sosyal etki anlamında, işte çevre olsun, toplum olsun, yönetimsel anlamda olsun, bu sürdürülebilirlik ilkelerine sahip olan şirketlerin öne çıktığını görüyoruz. Bazıları da sözcülük yapıyor zaten bu noktada. Kimisi takip ediyor, kimisi de liderlik ediyor. Burada merak ettiğim şey şu, evet insanlar işte gerek müşterisi olacak kişiler olsun, gerek o şirketin çalışanı olacak kişiler olsun, gerekse o şirkete yatırım yapacak kişiler olsun, şu sorulara yanıt arıyorlar. Öyle olduğunu görüyorum. Birincisi, bu sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir etki yaratıyor? Gerçekten samimiyetle bunu yapan bir şirket mi, yoksa miş gibi yapan bir şirket mi? Yani rüzgarı arkasına almış, o da onun arkasına takılmış ve ona giden bir şirket mi? Oradaki samimiyeti sorguladıklarını düşünüyorum. Örnek veriyorum, sürdürülebilirlik konusunda yatırım yapan bir şirket, örnek veriyorum, bir deterjanı 30 liraya yaptığı yatırımlardan dolayı 30 liraya satarken, bu alanda hiç bir faaliyeti olmayan bir şirket aynı deterjanı 10 liraya satabiliyor. Şimdi sorum şu, bu kadar ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bir dönemde gerçekten tüketiciler için bu sürdürülebilirlik konusunda yapılan şirketlerin yaptığı şeyler, marka gücü olarak bakalım buna, gerçekten bir seçim kriteri olabilir mi? Veya çalışanlar tarafında bakalım, işveren markası adı altında şirketler sürdürülebilirlik konusunda bir sürü çalışmalar yapıyorlar. Gerçekten adaylar şirketlere çalışacakları şirketi seçerken bu sürdürülebilirlik konusu o adaylar için gerçekten bir seçme kriteri olabilir mi? Bunun ne oranda gerçeklik kazandığını düşünüyorsunuz? Ben gençler arasında bunun bir kere temel bir kriter olduğunu görüyorum gittikçe. Yani eğer sürdürülebilirlikle ilgili herhangi bir çalışması yoksa tercihte çok 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 aşağıya iniyor. Bu birçok araştırmada kendini gösteriyor. Bunu şundan dolayı sormuştum. Az önce şeyden bahsettiniz. Bu büyük bir başarıya ortak edebilmekten, büyük bir resme, büyük bir hayale ortak edebilmekten. Çünkü insanların da o hayale ortak olma, bir şeye ait olma hissi var demiştiniz. Yeni kuşak hep buna bakıyor. Yeni kuşak yani maaştan, titirden önce kendini gerçekleştirmeye bakıyor. Hatta hani eskisi gibi daha fazla araç alma, ev alma ve benzeri şeyler yerine daha ortak kullanıma doğru gidiyor. O anlamda yeni kuşak kesinlikle bunları çok önemsiyor. Ama yeni kuşağın veya tüketicilerin bunu önemsemesinden çok daha fazlası bence bizim bunu çok önemsiyor olmamız, üreticilerin, sanayicilerin, işletmelerin, çünkü başka dünya yok. Gerçekten başka dünya yok. Yani bunu lafta söyleyemeyiz. Biz bu sene yangınları gördük, selleri görüyoruz. Dünyadaki iklim değişiyor ve hızla değişiyor. Eğer buna önlem almazsak istediğimiz kadar deterjanı ucuza üretelim. Yani başka bir dünya yok. Onun için şimdi Avrupa bir kere bu Green Deal adı altında yeşil mutabakat dediğimiz unsurun altında bunu bir zaruriyet olarak ortaya koyuyor. Biz de Kuzey Yıldızı programımızda her sene Nisan ayında zirve yapıyoruz ve orada da benim bu seneki zirvede ifade ettiğim şey, biz en büyük firmayı ödüllendirmiyoruz. En büyük firma bizim için çok önemli değil. Topluma en faydalı olan firma bizim için önemli. Çevreye en duyarlı olan firma bizim için önemli. Ben önümüzdeki dönem bunların pırıl pırıl parlayacağını düşünüyorum ve gittikçe de ön plana çıkıyor. Tabii şimdi burada hem kural koyucuların, hem finans dünyasının, hem tüketicinin nasıl hareket ettiği önemli. Tüketiciyi bilinçlendirmek noktası hepimizin görevi. Burada da şu anda bunu bir anlamda yapıyoruz. Finans dünyasında artık mesela kömürü desteklemeyeceğini açıkladı. Çünkü çevreye zararlı, yenilenebilir enerjiye finansman desteği verileceği Avrupa Birliği müktesebatında ortaya koyulmuş durumda. Birçok banka artık yenilenebilir enerjiye uygun finansman kaynakları sunuyor ve sorunlu, işte karbon emisyonu yüksek olan enerjilerde de hiçbir şekilde finansman desteği vermeyeceğini ifade ediyor. Diğer tarafta da sınırda karbon uygulaması başlıyor, ölçümü başlayacak. Siz eğer karbon emisyonu çok yüksek bir firmaysanız
Ne yazık ki işte ton başına bir bedel ödeyeceksiniz. Ne yazık ki demeyeyim, iyi ki böyle bir şey ödeyeceksiniz. Evet, çember bunu daraldı artık. Aynen, çember zaten daralmalı. Şimdi bizim hani kendiliğinden giden bir halde bunları bırakabilme şansımız yok. Biraz hani ekonomiye de yön vermek durumunda kanun koyucular. Bu anlamda ben Avrupa Birliği'nin bu yeşil mütabakat müktesebatını çok çok önemsiyorum ve buna da ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Bu anlamda da yani Birleşmiş Milletler'in birçok bir hedefi var. Bence bütün firmaların teker teker bunlarda hangi maddede bir gelişim alanı varsa bir çalışmayı tabana yayarak, bütün çalışanlarına yayarak, hatta bütün tedarikçilerine yayarak bunları kendi hedefleri olarak ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Evet, herkes kendi gücü nispetinde bir şekilde bir işi bunun ucundan tutmak zorunda. Şimdi yeni nesilden bahsettik, kuşaklar arasındaki çatışmadan da bahsetmiştik. Sürdürülebilirlik konusunda yeni neslin dediniz ki bu konulardaki hassasiyeti bizi umutlandırıyor. Geleceğe daha ümitle bakabiliyoruz. Madem gençlerden bahsediyoruz, sonlara yaklaşırken eğitimle bağlayalım istiyorum konuyu. Şimdi eğitimin ana gayesinin değer üreten ve hayattan da bunun karşılığında değer gören nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyorum. Şimdi bu insanlar da kendi değerlerini ancak ürettikleri değerle ortaya koyabiliyorlar. Ya ben ne kadar değerliyim? Ürettiğim değer kadar değerliyim. Ama bu maalesef okullarda çok işlenen bir konu değil. Girişimcilikten bahsediyorum. İşte nasıl bir madenin üzerinde oturuyorsunuz? Siz, ben, bizi izleyen herkes, herkesin üretebileceği farklı değerler var. Biz bunu nasıl ortaya çıkaracağız, nasıl işleyeceğiz, nasıl bir ürüne dönüştüreceğiz, nasıl bunu isteyen kitleyle bir araya getireceğiz, kazanca dönüştüreceğiz? Çünkü her girişimcilik şöyle tanımlanıyor: değerli bir fikrin sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve hesap verebilir bir iş modeli hayata geçmesi. Yani her fikrin muhakkak para kazandırması gerekiyor. Ama bunlar okullarda öğretilen şeyler değil. Biz de bunu görüyoruz. Gençler ancak iş hayatına girdiklerinde kendi inisiyatiflerinde tecrübe edebiliyorlar. Çoğu da edemiyor maalesef. Biz bunu şansa bırakmadan, öğrencilerin inisiyatifine bırakmadan hem okul hayatı içerisinde bunu öğrenebilmelerini, tabii bunu da iş hayatının içine katarak söylüyorum. Burada sizce nasıl bir yapılanmaya gidilmeli ki bu çocukların, gençlerin inisiyatifinden çıksın, bu girişimcilik zihin yapısı onlara bir şekilde aşılansın? Böyle bir ekosistemi oluşturmak tabii bir kültürle mümkün. Bu girişimcilik ekosisteminden bahsediyorsunuz bir anlamda. Bunun tabana yayılması, hatta genç nesle yayılmasından bahsediyorsunuz. Bu çok ciddi bir süreç. Yani bunu açıkçası bir kamu politikası haline getirmeden ciddi anlamda ileriye götürmek mümkün değil. Belki Taylor olarak gençlerle yaptığınız çalışmalar olabilir. Bunlara değinmek isteyebilirsiniz. Tam oraya varacağım. Bu bir genel anlamda böyle bir ekosistemde bir zayıflık var. Ne yazık ki. Bunu geliştirmek için de ne yapmak lazım? Gerçekten daha hür mindsetlere ihtiyaç var. Daha böyle açık fikirli bir ortama ihtiyaç var. Bu da ciddi anlamda uzun meşakkatli bir süreç diye düşünüyorum. Biz ne yapıyoruz bizim tarafta? Bir kere gelecek nesillerin bir arada olduğu platformlar oluşturuyoruz. Next Gen, işte gelecek nesil komitemiz var ve bu komitenin içerisinde gerçekten gelecekte farklı neler yapabilirim derdinde olan gençlerimiz bir arada oluyor ve birbirlerinden ilham alıyorlar. Çok parlak fikirler oluşuyor. Bu parlak fikirlerin girişime dönüşmesi ortamını yaratıyoruz. Bu anlamda da ciddi anlamda bir işte biraz önce söylediğim gibi bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii bu da ölçeklenebilir zaman içerisinde. Aynen. Bizim yaratmak istediğimiz temel şey burada böyle bir platformu oluşturmak, ekosistemi oluşturmak. O anlamda da daha gidecek çok yolumuz var açıkçası. Orası muhakkak. Şimdi sona geldik. Sohbet keyifliydi, çok hızlı aktı. Konuşacak çok fazla şey var. Ama girişte sizinle başlamıştık. Kapanışı da sizinle yapalım istiyorum. Kişisel bir dokunuş olsun.
Başlangıçta şundan bahsetmiştiniz. İşletmelere önerilerde bulunurken devir kısmının da çok çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Siz de iki dönem TAİDER başkanlığı yapıyorsunuz. Peki siz bundan sonrası için neyi başarmış olarak devretmeyi hedefliyorsunuz? Bir iki cümleyle alabilirsem. Ben bir dönemdir TAİDER başkanıyım. Devrederken de sürdürülebilir bir yapıyı devretmeyi arzu ediyorum. Bu benim esas mottom. Ama en temelinde de diğer STK'larla işbirliği yaparak bu ekosistemin, bu platformun genişleyerek böyle bütün Anadolu'ya yayılması gibi bir hedefim var. Harika. Umarım başarılı olursunuz. Hepimizin arzusu bu. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Keyifli bir sohbetti. Çok önemli mesajlar aldık. Doğru yerlere gitmiştir diye umuyorum. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Bu keyifli sohbetten çıkarımım şu oldu. Bizler harekete geçmek için koşulların değişmesini beklememeliyiz. Çünkü bu uygun koşullar hiçbir zaman bir araya gelmeyebilir. O yüzden neredeyse oradan başlayacağız. Elimizde ne varsa onunla başlayacağız. Ne yapabiliyorsak onları yapacağız. Ama yeter ki durmayalım. Çünkü oyunu değiştirmenin başka bir yolu yok maalesef. Önümüzdeki hafta kendi adınıza bu noktada cesur adımlar attınız. Güzel, verimli bir hafta olsun diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.